Mariana Çukuru. Sadece adı bile tüylerinizi diken diken etmeye yetiyor. Hayal bile edilemeyecek derinliklere sahip, sonsuz bir karanlığa gömülü bir yer. Dünyanın yüzünde bir yara izi, doğanın muazzam gücünün bir kanıtı. Yüzyıllardır kaşiflerin, bilim insanlarının ve hayalperestlerin hayal gücünü ele geçiren bir yer. Derinliklerinde neler saklı? Hangi sırları barındırıyor? Bunlar, yüzyıllardır bizi rahatsız eden sorular. Mariana Çukuru, bilinmeyene doğru bir meydan okuma, bir cesaret gösterisi. Dünyamızın kurallarının büküldüğü ve kırıldığı bir yer. İmkansızın mümkün olabileceği bir yer. Uçuruma doğru bir yolculuğa çıkarken bana katılın, Mariana Çukuru'nun gizemlerini ortaya çıkaralım. Biraz sayılardan bahsedelim çünkü sayılar yalan söylemez. Mariana Çukuru yaklaşık 11 kilometre derinliğe sahip. Bu Everest Dağı'nın boyundan daha derin. Üst üste 31 Eyfel Kulesi koyduğunuzu hayal edin. İşte bahsettiğimiz derinlik bu. Böylesine bir büyüklüğü kavramak zor. Çukurun dibindeki basınç, deniz seviyesindeki basıncın 1000 katından fazla. Bir tankı kola kutusu gibi ezmeye yeter. Yine de yaşam bir yolunu buluyor. Karanlığın içinde garip ve harika yaratıklar gelişiyor. Bu uç noktadaki ortama uyum sağlayarak hayatta kalmayı başardılar ve yaşamın hayal edebileceğimizden çok daha dirençli olduğunu kanıtladılar. Mariana Çukuru, gezegenimizin inanılmaz çeşitliliğinin bir kanıtıdır. Bu devasa uçurum nasıl oluştu? Her zaman orada değildi. Mariana Çukuru, iki Titan'ın çarpışmasından doğdu. Milyonlarca yıl önce iki tektonik plaka, Pasifik ve Filipin plakaları, çarpıştı. Yavaş çekim bir araba kazasını hayal edin, ancak gezegen ölçeğinde. Daha eski ve daha yoğun olan Pasifik plakası, Filipin plakasının altına daldı. Bu sürece, dalma denir, devasa bir çukur yarattı. Mariana Çukuru bugün hala aktif, dünyanın huzursuz doğasının sürekli bir hatırlatıcısı. Bilim insanları için canlı bir laboratuvar ve gezegenimizi şekillendiren güçlü güçlere bir bakış sunuyor. Ezici basınç ve ürkütücü karanlık. Mariana Çukuru'na girmek korkaklar için değil. Her adımda tehlikeyle dolu, tehlikeli bir yolculuk. Ezici basınç en belirgin tehdit. Tüm dünyanın ağırlığının üzerinize doğru bastırdığını hayal edin. Çukurun dibinde olmak böyle bir şey. Sonra karanlık var. Güneş ışığı derinliklere nüfuz edemez ve ürkütücü, dünya dışı bir dünya yaratır. Ancak tehlikeler burada bitmiyor. Ayrıca su altı akıntıları, sınırlı oksijen ve bilinmeyen ve potansiyel olarak tehlikeli yaratıklarla karşılaşma olasılığı da var. Risklere rağmen, Mariana Çukuru'nun cazibesi güçlü kalıyor. 5. Bölüm, uçurumdan fısıltılar, komplo teorileri ve bilinmeyen. Mariana Çukuru'nun gizemleri sayısız komplo teorisini ateşledi. Bazıları, tarih öncesi bir çağdan kalma dev deniz canavarlarına ev sahipliği yaptığını söylüyor. Diğerleri, başka bir boyuta, bilinmeyene açılan bir kapı olduğuna inanıyor. Hatta çukurun yakınında görülen garip ışıklar ve tanımlanamayan cisimler hakkında hikayeler bile var. Bu hikayeler ilgi çekici olsa da, sadece bu hikayeler. Gerçek şu ki, Mariana Çukuru hakkında çok az şey biliyoruz. Keşfedilmeyi bekleyen sırlarla dolu, engin ve keşfedilmemiş bir sınır. Belki bir gün, derinliklerini tam olarak keşfetmek ve gerçeği kurgudan ayırmak için teknolojiye sahip olacağız. 6. Bölüm, keşfetmek için bir davet, Mariana Çukuru bekliyor. Mariana Çukuru, hayranlık ve dehşet, güzellik ve gizem dolu bir yer. Kendi gezegenimiz hakkında ne kadar az şey bildiğimizin bir hatırlatıcısı. Bilinmeyeni keşfetmek, insan bilgisinin sınırlarını zorlamak için bir meydan okuma. Öyleyse, ne bekliyoruz? Mariana Çukuru bekliyor. Keşfetmeye, keşfetmeye ve bu inanılmaz yerin sırlarını çözmeye devam edelim. Uçuruma yolculuk daha yeni başlıyor.